Arkadaşlar herkese merhabalar. Dün endeks sayının altına bir iki tane bankacılıkla alakalı tek tek hissesine sorusu geldi. Tek tek bankacılık bakana kadar ben direkt Xbank tarafına dilimin döndüğünce bakmaya çalışacağım. Şimdi Xbank tarafından 25 Şubat'ta bir tweet attım. Dedim ki yine bir bankacılık sorusu. 15 dakikalık Xbank trend üstünde tutunmalı. Bankacılık için önemli. Benim için diğer her şeyin herhangi bir önemi yok. Şurada 15 dakikalıkta bakın şöyle bir tren çizgimiz var. Sarıyla çizdim bunu arkadaşlar. Burası kırıldı. Maalesef burası kırıldı. Burası kırıldıktan sonra e, Xbank tarafında 15 dakikalığın desteğin kırıldığını aşağıya bakın aşağıya günlük desteklere kadar bu tarafın sarkabileceğini Xbank tarafının günlük desteklere kadar sarkabileceğini Burada 15 dakikalık trend kırılımından sonra günlük desteğin önemli takip edilmesi gerektiğini söyledim. Burada hatırlıyorsanız endeks üst tarafında bir 9400 seviyeleri vardı. Buranın üzerine kalıcı olamadık. Endeks tarafı 9400'lerin üzerine tutunamadığı için Xbank tarafında buradaki günlük destekler gerçekten önemli bir noktaydı. Şimdi Xbank tarafında şu 15 dakikalık destekleri kaldırıp günlüklere döndüğümüz zaman <laughs> Arkadaşlar bakın şuradan gelen bir trendimiz var. 25 Mayıs 2023'ten başlıyor. Şurası bir birinci temas. Şurayı bir kanal olarak alırsak şurası bir ikinci temas. Arkadaşlar bakın bu taraf Xbank tarafında önemli takip edilmeli. Çünkü Xbank tarafında bu desteğin üzerinde hareket olumlu. Fakat buranın altında iki gündür kapanış yapıyoruz. Bakın burası gerçekten önemli. Xbank tarafı bu taraf önemli takip edilme günlüklerde Arkadaşlar trende bakmadan önce şurada oluşan bir formasyon yapımız var a b c ve d burası arkadaşlar aşağı yukarı söylüyorum 10.714 tamamlanıyor buranın da Şuradaki a b c d formasyonu düzeltme seviyeleri Eğer buradaki formasyon çalışırsa arkadaşlar A'dan D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyeleri neresiydi 0 382'si ve 0 618'i buradaki formasyonun dün 0 382 hedefi tamamlandı. Burada bir pivot nokta alacak olsam ben 9374. Bakın burası önemli. 9374.70 burada önemli bir pivot nokta arkadaşlar. Buranın üzerinde yani bugün ve yarın kalıcı olmamız lazım. Şurada oluşan imbalans boşluklarımız var. Belki bu taraftaki imbalansları endeks, bankacılık endeksi tarafından alacağız. Eğer bu tarafta satış derinleşirse arkadaşlar burası 8561.99'a kadar sarkabilir. X Bank tarafında yine şurada oluşan A, B, C ve D. Burada yine tekrar bir formasyonumuz var. Buradaki formasyonun da hedefleri arkadaşlar Yukarıya doğru tepki verdiğiniz zaman yani buradaki formasyona göre işleme giren insanların, traderların al seviyeleri 9.746.34 ve 10.106.77 olarak gözüküyor. Bu tarafı artık XBank tarafını e, izleyeceğiz. Fakat arkadaşlar bakın günlüklerde burası önemli. Benim günlüklerde görmek istediğimle XBank tarafından bakın yüksek tepeler, yüksek dipler şu bölgede görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şurada bakın. Bir tane trend kırılımım geldi. Burası bir market strike break yani change of karakter. Şurası bir market değişimi. Buradaki market değişimi geldikten sonra bakın şu bölge bir order bloktur. Günlüklerde söylüyorum arkadaşlar. Burası bir order bloktur. Aşağıda buradaki hareketi başlatan yerde şurasıdır. Eğer burası aşağıya doğru sarkarsa buralar destek olarak çalışacak. Şurası ya bir breaker blok ya bir mitigasyon bloğu olarak işlem iş, işlev görüyor. Şurası da bullish yönlü bir order blok. Bunların da koordinatlarını soracak olanlar için 9124.04 ve 9335.66. Burası ya breaker blok ya mitigasyon bloğu. Buna tam bakmadım arkadaşlar. Fakat koordinatları bu şekilde. Eğer buradaki trend aşağıya doğru sarkarsa aşağıda bullish order bloğum 8785 ve 8489 olarak gözüküyor. Şu son kapanışla birlikte bakın şurada benim görmek istediğim ne? Yüksek tepeler, yüksek tipler. Şurada herhangi bir bakın trend bozulması yok. Yani burası önemli arkadaşlar. Burası şu anda daha önce bakın daha önceki. Breaker Block ve yani Mitigasyon Billion'dan şu an için şey alması olumlu. Ee, burada yukarıya doğru şuradaki trend kırılmadığı sürece bu tarafta yukarıya doğru hareketler görebiliriz. Arkadaşlar videonun başında görmüşsünüzdür Bitto tarafıyla bir işbirliği anlaşmasına gittik. Umuyorum uzun solukta olacak Bitto tarafıyla gittiğimiz işbirliği çerçevesinde toplam 3 kişiye Bitto'dan hediye kazanma şansı. Hediye ürünler şık bir kalem, özel tasarım bir defter, sevimli bir kupa ve çevre dostu bir çanta. E, çekilişe katılan toplam 3 kişi bu hediyeleri kazanma şansı elde edecek. Şimdi katılım şartları Bit.com hesabını Twitter veya YouTube takip etmeniz gerekiyor. Referans koduyla bakın aşağıda bırakacağım referans koduyla Bit.com tarafında bir hesap açmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra pasamalumet.gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atacaksınız. Burası ve YouTube tarafında şartları sağlayan toplam 3 kişiye hediye kazanma şansı. Bundan daha önemlisi arkadaşlar bakın. Referans kodu ile üye olup mail atıp çekilişe katılan herkes ilerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda. Bu eğitim grubu nedir? A 5tir C harmonik formasyonlar ve price action eğitim grubunda olacaklar. Arkadaşlar bakın yanlış anlaşılma olmasın. Burası bir sinyal grubu değil. Eğitim grubu olacaktır. Burayı üstüne basa basa söylüyorum. Bu işi öğrenmek, bu işi hakkıyla yapmak isteyen insanlar için. Yoksa hani at yarışı bayi önünde tüyo bekleyen ganyancı mantığıyla borsa tarafına bakıyorsanız. Bu tarafta grubun ayengini bozarsınız. Hiç bu tarafta olmayın. Bu taraf benim için önemli. Burada ödev göndermeyen, grubun ayı bozan kim varsa zaten çok fazla tutmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. Bu işi öğrenmek istiyorsanız buradaki kampanya gerçekten sizin için bir fırsat olabilir. Özellikle yeni başlayan insanlar için söylüyorum. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.